İyi akşamlar değerli izleyiciler. Kemal Okuyan bu akşam bizimle birlikte gündem özel programında 45 dakika birlikte olacağız. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Kemal Okuyan hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, Türkiye siyaset yapma açısından ilginç bir ülke değil mi? Yani sol partiye muhalif başka sol var. Diyorlar ki işte kimse yeterince sol değil Türkiye'de. Şimdi Türkiye Komünist Partisi dediğimiz zaman eskiden suçtu, demek bile suçtu. İnsanlar çok acılar çektiler. Az önce size de söyledim. Benim için çok ironik bir olaydı son geçtiğimiz 1 Mayıs. TKP alana girerken anons yapıyor. TKP alana giriyor, hoş geldiniz falan böyle bir şey. Ya dedik, Orhan Halka'ya sunuyordu. Orhan şu 30-40 sene önce olsaydı yanmıştı, bunların hepsi de yok, konuştuk. Nereden nereye gelindi? Ama dediğimiz gibi, peki bu demokrasiye bir katkı sağladı mı? Yani ne değişti? Hala sorunlarımız var. Hatta belki eskisinden daha fazla sorunlarımız var şu anda. Ne dersiniz? Türkiye Komünist Partisi bu göstermelik demokrasiye makyaj olsun diye zaten kurulmadı. Yani biz bu düzeni değiştirmek isteyen bir partiyiz. Kurulduğunda da öyleydi. Aradan geçen sizin de söylediğiniz gibi o çok uzun sancılı dönemler, çok insanın emeği, insanlar yaşamlarını verdiler. Evet. Ama bu düzeni değiştirmek içindi o. Bu devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye'de demokrasi ilerledi mi, geriledi mi? Yani tabii ki özgürlükler alanı sürekli kısıtlanıyor. Yani geriye gidiyoruz. Demokrasi açısından değil genel olarak. Aklımıza gelebileceğiniz bütün kazanımlar açısından. Yani laiklik gitti, cumhuriyetin bütün değerleri ortadan kalktı. Dolayısıyla hani biz TKP kurulduktan sonra, TKP yasallık kazandıktan sonra öyle söyleyeyim. Ne değişti ülkede? Geriye gittik ve bu tabii bizim açımızdan üzüntü verici. Çünkü bunu engelleyememiş olduk. Ki ortada bir de cumhuriyetin 100. yıl dönümü var. Yani evet. 100 yıllık bir cumhuriyetten söz ediyoruz bir taraftan. Bu çok önemli. Çünkü bu cumhuriyet pek çok mazlum ülkeye ilham kaynağı olmuş. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı da bu konuda çok çok önemli. Yani Ho Chi Minh'de, Castro'da hepsi burayı biliyorlar. Çünkü gittiğimiz her yerde onların büstlerini, Atatürk'ün büstünü görüyoruz oralarda. Evet. İlham kaynağı olmuş. Ama 100. yılda biz çok başka şeylerden bahsediyoruz. Şimdi şey çok açık. Yani bu 100 yıllık öykünün bir şey tarafı var, muzaffer tarafı var. Ama daha çok karanlık tarafı var. Yani bu 100 yıllık öykünün bir noktadan sonra bir sürekli geriye gidiş yaşamış durumdayız. Artık şunu bilmemiz gerekiyor. Yani bugün 100 yıl sonra kutladığımız şey 100 yıl önceki irade, heyecan, umuttur. Ve onun bu topraklarda bıraktığı izdir. Çünkü Türkiye'deki cumhuriyetçi birikim asla yok edilemez. Bu işin pozitif tarafı, olumlu tarafı. Ama kutlayacağımız bir somut cumhuriyet var mı? Hayır. Çok net söylüyorum. Peki, o kırılma sizce 12 Eylül mü, daha öncesi mi? Bu bir süreç. Yani her dönem bir sonrakine bir birikim devretti olumsuz anlamıyla. Yani 12 Eylül'den öncesinde ben siyasete İlk girdiğim dönemdir. Türkiye'de milliyetçi cephe hükümetlerini yaşadık. Evet. Yani son derece karanlıktı. Onun öncesinde uzun bir Adnan Menderes dönemi var. Tek parti dönemini hep olumluluklarla hatırlayacak durumda değiliz. Yani dolayısıyla Türkiye'de bir süreç işledi. AKP de o sürecin bir noktasında geldi. Evet. Yani AKP paraşütle bu ülkenin başına gelmedi. Yine de şunu düşünüyor musunuz? Tek partili dönemden çok partili döneme erken geçildi. Görüşüne siz de katılır mısınız? Ya şimdi daha doğrusu şöyle, Türkiye hazır mıydı o sırada buna? Şimdi tek parti ya da çok parti bizim açımızdan hani birisi daha iyidir, daha kötüdür. İçerik önemli. Burada baktığımız zaman aslında mesela tek partinin içerisinden çıktı ikinci parti. Tabii. Yani dolayısıyla ve üst düzey kadrolardan çıktı. Demokrat Parti'de böyle bir muhalefetten çıkmadı. Tabii. Şimdi böyle baktığımız zaman demek ki bir süreç geldi bir noktaya.
Tamam, biraz da işte tırnak içerisinde Batı demokrasilerinin parçası olmak için bir şey adımı olarak da Türkiye'de çok partili yaşama geçildi ama... Ama ben, o sırada Avrupa'da da pek çok bir diktatör vardı. Portekiz'de diktatör vardı, şeyde İspanya'da Franco vardı. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Zaten yani şunun altını çizmek istiyorum. Ben Batı demokrasisi derken... Şu anda canlı yayındayız, tırnak içerisine alarak söylüyorum. Çünkü ortada bir demokrasi yok. Evet. İşte bugün Filistin meselesinde, bakın Filistinli bir yazara Almanya'da ödül verilecekti, vermediler. Yani Batı demokrasisi dediğiniz şey demokrasi falan değil. Gerçek bir demokrasi evet. değil. Dünya nasıl seyrediyor bu olayı? Yani eskiden tepkiler açıklanırdı falan. Bugün mesela bakıyoruz hangi ülke nasıl bir tepki göstermiş diye. Arap dünyasında bile öyle bir aman aman tepki yok. Bir de zamanlama da çok ilginç. İsrail ile Arap ülkelerinin, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri en katı bu konuda barış fotoğrafları çektirdikleri bir döneme rastlıyor. Nasıl size açıklayabiliriz bütün bunun ışığında bu son olayı? Şunu söylemek istiyorum. Şimdi Gazze aslında büyük bir hapishane. Çok net. Evet. Dolayısıyla bazıları böyle işte Hamas gitti, sivilleri öldürdü falan, unutmayalım. Bir işgalci güç var. Ben Hamas yanlısı değilim, asla olmam. Ama öte yandan da oradaki İsrail devleti işgalci. Gazze'de sıkıştırılmış, ablukaya alınmış, temel ihtiyaçları ancak İsrail lütfettiğinde karşılanan bir şeydi. Şimdi böyle bir ülkeden söz ediyoruz. Ama Arap ülkeleri, yani daha doğrusu o petrol zengini Arap ülkeleri, öyle söyleyelim. Niye Gazze'ye duyarsızlar? Çünkü Gazze'nin deniz kıyısı dışında... Çağrı da yaptı. Evet. Hadi topyekün dedi Hamas. Ama hiç kimse oralı değil. Niye değiller? Çünkü bir denizde şeyler var. Enerji kaynakları var. Oralar zaten İsrail'in denetimine geçmiş durumda. Ki Gazze ise, Mısır'da var, Katar'da var. Ama bakın Gazze yoksullardan ibaret. Gazze'de Arap şeyhlerini ilgilendirecek bir şey yok. Sadece yoksullar var. Efendim Arap davası, Filistin davası falan, bunları geçin. Bunların hepsi hikaye. Yani Arap ülkelerindeki egemen sınıfların bununla bir ilgisi yok. Dolayısıyla bir kazançları yok Gazze'den. Gazze'deki insanlara da İsrail nasıl böcek muamelesi yapıyor, öyle diyorlar. O Arap zengini ülkelerde, petrol zengini Arap şeyhleri de aynı şekilde bakıyor. Dolayısıyla hiç ortada bir Arap davası falan yok. Gazze kimsenin umurunda değil. Çünkü para yok. Para yok. Yani Filistin'in diğer bölgeleri, işte Batı Şeria'da falan bir Filistin sermayesi yavaş yavaş olgunlaştı ama Gazze öyle değil. Gazze bir hapishane. Ve üstelik denize açık olduğu halde. Denizden de kuşatılmış durumda. Evet. Şimdi o yüzden de şunu çok net bilmemiz gerekiyor. Bugün Avrupa'daki ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, kendi ülkelerinde yaşayan Müslüman nüfusa rağmen, çünkü Avrupa'da bir muazzam göçmen topluluk var, bunların önemli bir bölümü Müslüman ülkelerden geliyor. Buna rağmen bu kadar net, açık bir İsrail tavrı almasında bir sınırsal boyut var. Bunu unutmayalım. Evet. Yani çünkü... Evet, bir Arap sermayesinden de söz edebiliyoruz ama İsrail'in dünyadaki ağırlığının önemli bir nedeni de uluslararası tekeller. Yani sadece mesele işte Yahudiler her tarafa yayılmışlar falan, bu değil. Ciddi bir sermaye gücünü arkasına almış durumdalar. Ama İsrail nüfus olarak çok nüfusu az bir ülke ve üstelik doğum oranı çok düşük. Düşük. Öbür tarafta İsrail'de diyelim iki kişi aile, bir ya da iki çocuk en fazla. Ama öbür tarafta en azı beş. Şimdi bunun da verdiği bir endişe var gelecekte. Hatırlayacaksınız Turgut Özal başbakanlığı sırasında Almanya'ya gitmişti. Orada bir söz söyledi. Ya dedi, 40 sene sonra dedi göreceksiniz gününüzü gibi bir şey söyledi. Bizimkiler çünkü orada da çoğalmaya devam ediyorlar. Almanlarda nüfus son derece düşük, artış hızı.
Yani oraya hakim olacağız. Almanlar tedirgin olmuşlardı o zaman Turgut Özal'ın bu ifadesinden. Ve şimdi zaten o gerçekleşti gibi yaşlı bir nüfus Almanya'da göçmenlere açık ama kalifiye elemanlara açık. İsrail'de de aynı sorun söz konusu şu anda. Ama İsrail'in şöyle bir avantajı var. Dünyanın her tarafında yayılmış olan Musevileri İsrail'e çekebiliyorlar. En azından çift vatandaşlık veriyorlar. Yani böyle bir olanakları var. Küçük bir ülke evet ama çok büyük bir ağa sahipler. Yani uluslararası ağa sahipler. Ama dediğim gibi bunun arka planında sınıfsal gerçekleri görmemiz gerekiyor. Yani İsrail sadece işte efendim bu işte Müslümanlara karşı bütün dünya birleşti. Bu yanlış bir algı. Değil. Tabii. Yani çünkü İsrail'in en büyük avantajlarından bir tanesi dünyadaki sermaye gruplarının önemli bir bölümünde ağırlıkları var. Dünya para hareketi kontrol ediyorlar. Tabii ki. Tabii ki. Yani bu Rusya'da da böyle yani bütün her tarafa yayılmış durumda. Hatta Türkiye'de de böyle. Evet. O yüzden de şeyi hafife almamak gerekiyor. Yani İsrail'in arkasındaki sermaye gücünü hafife almamak gerekiyor. Gazze'de ise ne var? Yoksul Filistinler var ve dediğim gibi çok acıklı bir tablo bu. O yüzden de herkesin, bizi izleyen herkesin, şimdi Hamas ayrı bir mesele. Hamas meselesi Filistin'in içerisinde çözülür. Filistin'de laik devrimci güçlerin nasıl... Ama yok edildi, El-Fetih yok edildi. Bilerek. El-Fetih'in dışında devrimci örgütler vardı. Filistin Kurtuluş Cephesi. Güçleri çok azaldı, hala sürüyorlar. Evet. Demokratik cephe. Bu eylemlere de katıldılar yalnız. Onun altını çizmek istiyorum. Filistin devrimci örgütleri Hamas'la beraber İsrail'deki operasyonlara katıldılar ve destekliyorlar. Yani ben Filistin örgütlerinden dışarıda kalan hiç kimse yok. Herkes bu şeyin parçası oldu. Bu önemli. Dolayısıyla Hamas'ın ideolojisi, hareket tarzı, kökenleri, buna dönük itiraz ayrı bir şey. Ama öte yandan da ortada bir gerçek var. Siyaset boşluk tanımaz. Kim dolduruyorsa o doldurur. Dediğiniz doğru. Hamas özgürlükçü bir örgüt değil. Kendi inançları doğrultusunda baskıcı bir örgüt ayrıca. Ama şu anda Filistin direnişinde ne yazık ki öne çıktı. Öne çıktılar diye Filistin direnişini gayrimeşru ilan edemeyiz. Bu çok önemli. Bakın çıktılar o hapishaneden. Dünyanın karşısında en güçlü, en yenilmez diye bilinen. Ki bence o da hikaye. Ordusuna karşı bir operasyon yaptılar. O operasyon sırasında Hamas ideolojisine uygun bizim asla onaylamayacağımız şeyler yaptı. Onun üzerine görüntüler eklendi. Peki sonuçları itibariyle çok iyi hesaplanmış bir saldırı mıydı bu? Neyi çünkü, bekleyeceklerdi? Hayır ama neyi elde edeceksiniz? Ama sorusu bakın, da var. Bakın, yani ne elde edilecek? Gazze'de. Bakın binin üzerinde... İsrail'de ölü var. Gene 2000'e yakın açıklanan rakamlara göre abartılı da olabilir bunlar. Gazze'de ölü bir var. Bir ulusa yani sonsuza kadar hapishanede yaşayın diyebilir misiniz? Bakın hapishaneden kaçış operasyonudur. Yani hücrelerden isyan edip dışarı çıktılar. Önlerine çıkanında vurdular diyelim ki. Ki o görüntülerin bir bölümünün sahte olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu, mesela o soyulmuş kadınlar daha önceden alınmış. Teyit.org var internette. Ben takip ediyorum. Şu ana kadar sosyal medyada paylaşılanların neredeyse %95'i sahte görüntü. Evet. Evet. Hatta şeylerden bile görüntü var. Bilgisayar oyunlarından. Bakın şunu söyleyeceğim. Şimdi 7 Ekim günü bu olay oldu. Bir algı operasyonu. Bu algı operasyonu Filistin meselesini unutturdu. Hamas'la İsrail karşı karşıya. O görüntülerle beraber ne imkan tanındı? İsrail'e hiçbir kural olmaksızın, hiçbir kısıtlama olmaksızın Filistinleri öldürme hakkı, o algı operasyonunun sonucu bu oldu. Evet. Buna yardımcı olmamak gerekiyordu. Biz bu konuda uyarı yaptık. Bakın, Türkiye Komünist Partisi'nin laiklik savunusundan kimsenin kuşkusu olabilir mi? Sabah akşam biz bunun için uğraşıyoruz. Evet. Ama bu mesele Hamas meselesi değil. Ama şu anda dünyada yani direkt buraya yardımcı olmaya çalışacak ya da bu olaya hani taraf ya da karşı tepki yok dünyada. Yok ama bakın Filistinliler de diyorlar ki biz zaten yaşamıyoruz. Ölüyüz. O yüzden ölüm bu kadar kolay orada. Yani şimdi herkes zannediyor ki
Filistinler Hamas'a kızacaklar, tepki duyacaklar. Hiç ilgisi yok. Bakın bu yıllardır büyük bir hayal. Bu Robert Redford'la şeyin bir filmi vardı. Sonsuz Ölüm diye. Böyle hani Bat and Cassidy. Güney Amerika'ya kaçtılar. Ve orada gene devam ediyorlar Güney Amerika'da soygunlara. Ve bir yerde kıstırıldılar. Evet. İçerideler. Ve dışarısı sarılmış, böyle ordu sarmış dışarısını. Hayal kuruyorlar işte, Avustralya'ya gidelim, en güvenli yer orası diyorlar. Konuşuyorlar falan, hadi diyorlar, birlikte fırlıyoruz dışarı diyorlar. Çıktıkları anda o kuşatmış ordu, taradılar bunları, evet, ikisini birden. Yani hani o umutlarla dışarı atılırken biraz benzerlik yok. Ama yok bence. Çünkü İsrail bu kadar güçlü değil. Bakın İsrail ordusu, şimdi biz de sorduk şu soruyu, belki bu operasyonlar Hamas'ın bu hamlesinden haberdarlardı. Belki. Bence hiçbir önemi yok. Son tahlilde önemi yok. Ama unutmayalım şunu. İsrail yenilmez bir ordu değil. Gücünü abartan, bilerek abartan bir ordu. 2006'da ben o bölgeye gittim. Savaştan hemen sonra. 2006'da Hizbullah Lübnan'da 100 metre, 150 metrede durdurdu. Kıpırdayamadı İsrail ordusu. Ve ben o savaştan çok kısa bir süre sonra oraya gittim. O bölgeyi gösterdiler. İsrail ordusu gerçekten rezil edilmiş orada. Yani hiçbir hesap yapamamışlar. İstihbaratları zayıf çıkmış. Hizbullah'ın bu kadar güçlü bir direniş örgütleyeceğinin madar oldular, çıktılar. Şimdi İsrail dolayısıyla yenilmez bir ülke değil. Şimdi burada da belki İsrail istihbaratı haber aldı falan, bilemem ama sonuç şudur. Şimdi, İsrail çok büyük bir yara aldı. Şöyle bir kere Mossad çok itibar kaybetti. Bir plan yoksa tabii. Bu plan Filistinleri dümdüz etmekse buradan İsrail kazançlı çıkar mı? Hayır. Ya bakın şu anda İsrail kara, belki de bu gece başlayacak. Bu gece işte Netanyahu oralarda ya da yarın dolaşıyor. Sabah. Bu kolay olur mu bunu bilmiyorum. Bakın karşınızda ölmekle yaşamak arasındaki farkın minimuma düştüğü bir halk var. Özellikle Gazze için söylüyorum. Bir açık hava hapishanesi. Zaten işte su şeyin insafında, İsrail'in, elektrik İsrail'in insafında, ilaç İsrail'in insafında. Hepsini yani, kesti. Şimdi kesti ama daha önce de böyle şey değildi. Gıdım gıdım. Gıdım gıdım da istediği zaman da kısıtlıyordu. Şimdi böyle bir yerde bir isyan hareketi var. Bu isyan hareketini devrimci örgütler, laik örgütler zayıflatıldığı için, yıllar boyunca öldürüldükleri için, başka hatalar yaptıkları için Hamas aradan sarıldı. Burada radikal bir direniş gösteren öne geçer. Bakın orada bir yanılgı var. Filistin'de ılımlı ya da akılla sadece bir şey yapılamaz. Yani Filistin meselesi artık sağduyu üzerinden ele alınabilecek bir mesele değil. Çünkü karşınızda sağduyusunu yitirmiş faşizan bir ülke var. Ya bunu söylemek zorundayım. İsrailleri için demiyorum. Devlet olarak. Yani Netanyahu'ya baktığınız zaman bir faşist adam. Şimdi dolayısıyla faşistle biraz onun anlayacağı dilden konuşulur. Evet. O yüzden de bu Hamas'a dönük eleştirilerin bir İsrail meşrulaştırmasına dönüşüyor. Bu çok tehlikeli. Evet. Erdoğan Netanyahu Ankara'da bekliyordu. Evet. Sisi'yi de bekliyordu. Tam zamanı, enteresan yani bir zamanda oldu. Çok, evet, ilginç bir zamanlama. Yani bakın Suudi Arabistan İsrail yakınlaşması durdu. Bütün bu çabalar şu ana kadar işte Araplarla İran'ın barışması, işte çünkü ilk defa Çin'in araya girmesiyle Suudi Arabistan'la İran bir araya geldi. Gene o Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'le de ilişkilerini belli bir seviyeye taşıdılar. Bugün itibariyle bu durdu. Yani şimdi o bakın, zaman bir başka şey de akla geliyor. Siz tabii ki. Yani burada Hamas'ın ya da Filistinlilerin bütünüyle bir akılsızlıkla hareket ettiğine dair bir şeyi söylemek için çok erken. Gerçekten çok erken. Zaten bir de şöyle bakalım. Şimdi bakın Filistin meselesini. Hayır, onların bir beklentisi olmayabilir. Belki başkalarının bir beklentisi vardı. Çünkü şu konuşuluyor. 20 dakikada 5000 roket atıldı diye ilk ayın 7'sinde böyle duyuruldu, evet, bu olay. Şimdi
Daha da hala roket atıldığına göre 5000, 10000 kaç... roketler... Nereden geliyor? Ama bakın roketleri orada imal ediyorlar. İsrail'in Gazze'de. Haberi yok mu bunlardan? Bu çabalardan, çalışmalardan. 2 milyon 300 bin kişi içerisinde mühendisi var. Yani bakın ihtiyaç icat yaratır. Sonuçta merdiven altı roket, bunların çok büyük bölümü gerçekten de öyle. Ama üretilir bunlar. Bunlar dünyanın her yerinde yapılabiliyor artık. Yani ham maddesini bir yerden getirdikten sonra... yapıyorlar. Zaten öyle çok çok gelişmiş roketler değiller. Ama hasar veriyor. Kendilerini bugüne kadar mesela ben Sabra Şatila Filistinlerin kamplarını gezmiştim 1982 yılında Beyrut'un güneyinde. Kendilerini geliştirecek çok fazla bir şeyleri yoktu. Burada da mesela yani hayatlarını iyileştirecek çabalar, ne bileyim işte sağlık olarak, şu olarak, bu olarak falan. Yani dediğiniz gibi inanılmaz bir yoksulluk var, inanılmaz bir kargaşa var. Filistin'de şu anda bu koşullarda savaşsız yaşayan her değiller. Genç bir savaşçıdır. O koşullarda yaşayan bir kişinin başka bir şey olamaz, dünyası olamaz. Ya, ve bu uzun yıllar. Kaç yıldır sürüyor Gazze'deki bu kepazelik? O çok. Şimdi o kadar süre içerisinde hazırlık yaparlar, öğreniyorlar. Bakın Hizbullah için de öyle deniyordu. Hizbullah şu anda Lübnan'ın en organize hala. Hatta bu anlamıyla teknolojiyle en içli dışlı şeyi, tamam İran desteği falan var ama yani dediğim gibi siyasette boşluk yoktur. Lübnan'a benim bahsettiğim 2006 savaşında. Şimdi Hizbullah da din temelli bir örgütlenme. Şii temelli ama din temelli bir örgütlenme. Lübnan ordusu çiçeklerle karşıladı İsrail ordusunu. Hatta ünlü bir şey var orada, bayağı film şeyi gibi. İki komutan, İsrail komutanı ile Lübnan ordusunun komutanı el sıkışıyorlar. Çay ısmarlıyor ya da kahve ısmarlıyor İsrail. Şey var, Abdülhamid Haddad mıydı? Onların bir şeyi vardı, yok. Değil, bir komutan vardı 83'li. Onlar ve tanklarda Lübnan ve İsrail bayrakları birlikte. Sonra ne oldu? Takılıydı. Bakın bir ülkenin işgal edilmesine devlet değil bir örgüt müdahale etti. Hizbullah ondan sonra Hizbullah oldu. Boşluk tanımaz ve kıpırdayamadı İsrail. Lübnan ordusu da Hizbullah'ı kabullenmek zorunda kaldı. Çünkü işgalcileri kurşun sıkan meşhurdur. Yani dünyanın her yerinde öyle. Dolayısıyla Hamas'a kızabilirsiniz. Hamas'ı eleştirebilirsiniz. Hamas'ın İsrail devleti tarafından büyütüldüğünü söyleyebilirsiniz. Bunların hepsinde gerçeklik var. Ama şu anda Hamas üzerinden Filistin direnişini yargılarsanız İsrail mutlu olur bundan. Çünkü İsrail şu anda bunu kullanıyor. Bakın bir şey söylememe izin verin. Tabii tabii. Birleşmiş Milletler'in kararları var. İsrail işgalci orada. Yani Birleşmiş Milletler'in defalarca aldığı karar var, İsrail işgalci bir. İkincisi, iki devletli çözüm yıllarca masada ve unutuldu. Ne yapacak bu Filistinliler? Yani bu Filistinliler... Hiçbir yere sığdıramadı dünya onları. İşte Lübnan'da 1982-83'tü boşalttılar. İsrail işgal etti Beyrut'u. Beyrut'tan feribotla ayrıldılar. Tunus'a gittiler. Tunus'ta da yerleşemediler. Yani daha önce Ürdün'delerdi. Yere gittiklerinde de kamplarda son derece zor koşullarda yaşıyorlar. İşte Sabra Şatila kampları yani. Şimdi İsrail diyor ki. Gecekondular onların yanında. Ve orada da yapılan katliamı. Evet. Ki o katliamı biliyorsunuz İsrail kuşattı o kampları. Ve falangistlere yaptırttı. Kendisi elini kirletmedi. Alain Sharon sorumlu tutuldu. Ama İsrail'dir o katliamın sorumlusu. Şimdi İsrail eli kanlı gidebilir. Sharon göz yummakla suçlandı. Savunma Bakanı'ydı zaten. Valla göz yumma değil, planlamışlar. Belli. Yani o kamplardaki katliamı İsrail planlayıp başkalarına yaptırttı. Falangistler geldi, evet. Doğru. Özü öyle. Şimdi ve orada da çoluk çocuk katledildi. Hatırlayın yani siz gitmişsiniz zaten. Onun mimarı da işte Beşir Cemal. Evet. Şimdi o yüzden de Filistin halkının bir şey yapması lazım. Evet. Dünyada bir dostları yok, gerçek dostları yok. Gerçek dostları işte halklar. Ama Amerika işte her zaman açıklama yapıyor. İsrail'in arkasındayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasında olduğu bir ülke haklı olamaz zaten. Çok net söylüyorum. Hep haksızın arkasındadır.
hep zalimin arkasındadır. Dolayısıyla ne yapalım? Yani ABD'ye kafa mı tutacağız? ABD'ye kafa tutanlar hep kazandı. Vietnam kazandı, Küba kazandı. Yani Lübnan'da da 300 asker öldükten sonra çekildiler. Tabii ki. O karargahlarına kamyonla saldırdı. Çok doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla bakacağız, göreceğiz. Son Afganistan. Burada yapamayacağımız şey, Hamas'a kimse kefil olamaz. Hamas'ın arkasında durmamalıyız. Ama. Hamas'a sürekli olarak işte İsrail'in ekmeğine yağ sürdünüz falan dersek, Filistinler Hamas'ın peşinden daha çok gider. Ona katılıyorum. Çünkü şu anda Filistinlere sorun, biz haklıyız diyorlar. Kimse Hamas'a laf söyletmiyor. Yani o büyük bir hata. İşte Hamas'la Filistinleri ayırmak lazım. Hamas'la Filistinleri ayırmak için Filistin direnişinde devrimci bir örgütün yükselişe geçmesi lazım. Dediğim gibi şu anda boşluğu Hamas dolduruyor. Yani ki zaten El Fetih falan bir daha canlanma şansları falan da onlar yok. Onlar o kadar çok paraları aldılar. Bir avuç yönetici rahat içerisindeler. Yani El Fetih yönetimi ne yazık ki Filistin mücadelesini ekseninden kaydırmıştır. Yani şu özellikle anda Mısır'ın tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mısır her zaman bu konuda destekli oluyor ama ilk günlerde hele yok tünelleri kapatacağız, işte geçiş vermediler falan. Sonradan Mısır bayağı İsrail'in sağ kolu gibi davranıyor. Yani aslında bu uzun süredir böyle. İlk anlaşmalardan biri böyle. Yani bölge ülkeleri ya da işte Arap dünyası denilen şeyde Filistin'in güvenebileceği çok az unsur var. İşte Mısır, İsrail'le de birlikte bu petrol ve doğalgaz işinde Akdeniz'deki arama çalışmalarında orada beraberler. Tabii. Ya bir de şu tür problemler var. Bakın şimdi eskiden Filistin meselesi daha ulusal bir renk taşıyordu. Ki o bile yetersiz, bize göre sınıfsal bir renk taşıması lazım. Ulusallıktan ama dinselliğe geçtikçe iş iyice karmaşa haline geldi. Şimdi unutmayalım, Filistin'de, şimdi hep böyle İslamiyet üzerinden şey yapılıyor. Filistin'deki iki devrimci örgütün lideri Hristiyan kökenliydi. Yani demokratik cephede, halk cephesinde ki onlar efsane örgütlerdi zamanında. İkisinin de lideri Müslüman değildi. Demek ki etnik şeyler ama dinsel şeyler, mezhep şeyleri çok önemli değilmiş. Şimdi de bir problem var. Hamas Suriye'de aslında yani Müslüman kardeşlerden gidelim. Çünkü bunlar birbirini besleyen kollar. Suriye'de Esad rejimine karşılar. Aslında şu anda Suriye'de Filistin'in en fazla güveneceği ülke. Ama kendi derdiyle meşgul. Tabii şimdi burada önemli olan da zaten bu. Hafız Esad'dan sonra Beşar Esad daha böyle bir batılı çizgiye doğru, demokratik çizgiye doğru yaklaşırken. Demokratik demeyelim de liberal diyelim. Bu olaylar başladı. Evet. Çok ilginç. Hata yaptı. Yani sandı ki liberalleşirken, ekonomide çünkü özelleştirmeler başladı falan, bu yanaşmayla beraber rahat bırakırlar. Tam tersi üstüne geldiler. Dolayısıyla büyük bir iç savaşa sürüklendi Suriye. Yani ve şunu unutmayalım. O politikalar Suriyeli yoksulları iktidara tepkisini arttırdı. Yani liberal politikalar yoksulların aleyhine işlediği için Suriye'de hoşnutsuzluk başladı. Amerika Birleşik Devletleri o hoşnutsuzluktan yararlanarak Suriye'nin içini karıştırmaya kalktı. Yani Suriye'nin içinde hiç muhalefet yoktu, halk tepkisizdi diye bir şey yok. Suriye'de bir hoşnutsuzluk vardı. Bunun üzerine cihatçılar oraya yığıldı, Müslüman kardeşler el attı. Türkiye neresinde olmalıydı bunun? Türkiye, yani şu anda bu olayı da eklersek üstüne. Ortadoğu'da tüm olup bitenin dışında, hani Atatürk'ün bir şeyi vardır ya, tembihi. Arapların içlerine karışmayın, Araplara bulaşmayın. Ben bu bir Arap dünyasına dönük bir bu ifade, dışlayıcılık, bir eleştiri, ben hiçbir ulusu eleştirmem. Ama iç işlerine karışmama doğru ilkedir. Türkiye'nin
O anlamda söylüyor zaten Atatürk. Türkiye'nin Suriye'nin iç içlerinde ne işi var? Çok büyük bir suç işledik. Yani ve biz buna engel olamadık. Suriye'de yaşanan iç savaşta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, başka bazı Orta Doğu ülkeleri kadar Türkiye'nin de rolü var. Yani efendim şimdi diyorlar ki toprak bütünlüğü. Ne Suriye'nin savunuyoruz diyor Erdoğan. Hangi toprak bütünlüğü? %9, %10'u Türkiye'nin kontrolünde. Başlangıçtan itibaren Suriye'de şey hayalleri kurdular. Yani canım postanesi var, okulu var. Şu anda zaten yani hukuk dışı bir orada yapı oluştu orada. Yapı oluşturdular. Dolayısıyla çok büyük bir ki bir şey de o. Silahlı güçler var. Paralı askerler kullanılan bütün bu olayların içine giren Müslüman kardeşlerden gelen işte bu muhalifler deniyor. Muhalif falan değil adamlar yani orada cihatçılar. Cihatçılar. Yani en önemlisi de onlar. Bir barış olursa ve her şey normale dönerse o kadar insan ne olacak orada? O silahlı güçler ne olacak? Türkiye mi? Hangi ülke bunları başka şey noktalarına, gerilim noktalarına taşırlar? İşte bir bölümünü Libya'ya götürmüşlerdi. O cihatçılardan boşalan yere Türkiye'nin müteahhitleri gidecek. Şimdi onu bekliyorlar. Evet. Esad da bunu pek kabul etmiyor. Hani önce çekilin diyor ama bütün bunların arkasında tabii ki ekonomik çıkarlar yatıyor. Evet. Yani yıkık Suriye'de, Suriye'nin yeniden yapılanmasında bizim müteahhitlerimiz, diğer iş insanları devreye girecekler. Suriye'nin yani, geleceğe dönük atımda Beşar Esad'ın sıkça söylediği bir şey var. Erdoğan'la olmaz diyor. Ya yani Türkiye ile sorunumuz yok diyor. Bizim sorunumuz Erdoğan'dır diyor. Erdoğan'la olmaz diyor. Çünkü çok büyük bir kazık yediler. Yani bunun adı kazık. Ki kardeş üstelik birbirlerine burada tatil, kardeşim diyorlar. Geldi burada tatil yaptılar yani ailecek tatil yaptılar. Ki onun çok kısa süre hatta 5-10 hafta sonrasında her şey değil. Evet. Peki Türkiye'ye dönersek, Türkiye'nin de önünde bir seçim var. Bu seçimin sonuçları belediyeler, büyükşehir belediyelerini kazanırsa, muhalefet gene eski başkanlar kazanırsa, iktidara karşı bir şey olarak, denge olarak varlıklarını sürdürebilirler mi? Yoksa bu seçimlerde, büyükşehirlerde kaybedilirse Türkiye nereye gider? Ya şimdi ben Türkiye'nin sadece seçim üzerinden kötüye ya da iyiye gidebileceğini düşünen bir siyasetçi değil. O seçimin sonuçları açısından diyorum. Seçimin sonuçları açısından da söylüyorum. Çünkü hatırlayalım son genel seçimden giderken biz, ben birçok programda, televizyon programında aynı soruyla karşılaşıyordum ve hep şuna itiraz ettim. Bu seçim son seçimdir demeyin. Bu Türkiye'de toplumda muazzam bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk yaratıyor. Çünkü aşağı yukarı seçime yaklaşırken biz seçim sonuçlarının böyle çıkacağını biliyorduk. Israrla ama bu söylendi. Son seçim. İşte tünelden önce son çıkış falan. Öyle şimdi aynı şey yerel seçimler için söylenirse bu halk gene hayal kırıklığı. Zaten var. Seçim yorgunu halk. Evet. Şimdi dolayısıyla yerel yönetimlerin Türkiye'de hangi partide olacağı Türkiye'nin en önemli meselesidir. Hayır. Bakın şu anda kışa giriyoruz. Ve bütün seçim ekonomisine rağmen çok ağır geçecek yoksullar için. Yani Türkiye toplumunun geniş bir kesimi için çok zor bir kış geçecek. Çok zor kış hem de. Şimdi bu mu daha önemli? Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara'da kimin alacağı mı önemli? Eğer çünkü bu toplum bu kemer sıkma politikaları, bu adaletsizlik, bu hayat pahalılığına karşı ayağa kalkmayı beceremezse, hakkını aramayı beceremezse. Bakın şu anda emeklilerle dalga geçiliyor. Değil mi? Evet. Evet, evet. Yani 5.000 lira... Yok çalışana... Ya çalışan keyfinden çalışmıyor ki. Tabii ki emeklilik maaşı yetmediği için evet. Çalışanları cezalandırdı. Cezalandırmasa da o 5.000 lira... Yani refahı için çalışmıyor. Geçimini sağlayabilmek için tabii. Çalışıyor. Sanki şey, sermaye biriktiriyorlar. Yani çalışayım, biriktirdiğim parayla da dünya seyahatine çıkarım ya da bu
yılbaşında ya, Paris'e giderim falan aç değil. Kalmamak için insanlar ha, yani, şu anda çalışmak zorundalar. Çünkü emekli maaşı hiçbir şey yetmiyor. Yani ölüm maaşı. Ve bu insanlara işte 5 bin lira. Büyük kentlerde o 5 bin lira ne yazık ki şey anlamsız bir... Hele rakam. Kiranız varsa hiçbir şey. Şimdi ve bu kışa böyle giriyoruz. Yani ne yapacaklar insanlar? Doğalgaz yakmayacaklar. Giriyoruz. Tam doğalgaz dediniz. Geçen yıldan 25 milyar dolar borçla giriyoruz. Daha bu yılın gaz parası hariç. Evet. Hani Zonguldak gazı ne oldu? Karadeniz gazı. O şaka genel, değil mi? Yani, ya gözümüz içine baka baka bizle alay ediyorlar sanki. Şimdi o yüzden de eğer bu olmadığı takdirde Türkiye'nin yani toplumun yaşanan felaketin gerçek nedenlerini ve boyutlarını kavramadığı ve buna karşı bir ayağa kalkış, bir hak arama şeyi içerisine girmediği takdirde yerel seçim sonuçlarının Türkiye'de bir kıymeti harbiyesi olacak mı? Ben size çok net bir şey söyleyeyim. Eğer seçimler ve seçimlerin sonuçları Türkiye'de önemli olsaydı, şu anda benim burada konuşmam ve izleyicilerimizin bu programı izlemesi de mümkün olmazdı. Niye biliyor musunuz? Biz o seçimden çok düşük bir oy alarak çıktık parti olarak genel seçimden. Eğer seçimler önemli olsaydı sonuçları itibariyle şu olurdu, şunun denmesi gerekirdi. Ya TKP mi canım? Ne önemi var? Evet. Hiç böyle olmadı. Niye böyle olmadı? Çünkü kimsenin Türkiye'de, bunu söylemek zorundayım, bugünkü meclisi falan ciddiye aldığı yok. Herkes saraya bakıyor. Yani dolayısıyla parlamentoya kim girdi, kim çıktı? Bu bir küçük bir dünyanın içerisinde dönen bir evet. şey. Evet. Yerel seçimlerinde şöyle bir pardon şey. Ona geçmeden sizin bir görüşünüz vardı hatta Erdoğan kalsa sanki daha iyi. Çünkü Millet İttifak kazansa da bir kaos yaşanacaktı görüşünüz şimdi, vardı. Şimdi tabii ki öyle demedik ama şöyle. Benzer bir ifade. Evet ifademiz şuydu tam olarak. Türkiye toplumu bu örgütsüzlükle AKP giderse. Türkiye'de insanlar sihirli bir değnek gelecek, biz özgürleşeceğiz zannediyor. Karşımızda ne yaptığını bilmeyen bir muhalefet var. Şimdi bakın halk örgütsüzse biz krizden korkarız. Halk örgütlüyse krizden korkmazsınız, çözüm üretirsiniz çünkü. Ama öyle bir muhalefet vardı ki zaten seçimden hemen sonra ortaya çıktı. Bunların ülkeyi yönetecek ehliyeti yoktu. Yani yan yana geldiklerinde... bir program etrafında hareket etme yetenekleri yoktu. Şimdi ama öte gerçi yandan... Gerçi bir deklarasyon açıklamışlardı. Bir o deklarasyonu okudu. Yol haritası açıklamışlardı tamam. Ve herkes de memnundu ondan aslında. Binlerce sayfaydı. Evet. Tamamı. Bizim dışımızda hiçbirisi okumamıştı. Bizim o deklarasyonla, o masayla hiçbir alakamız yok. Oturdu arkadaşlarımız, uzman arkadaşlarımız. Tek 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 okuduk. Ve sonuçlar çıkardık. Sorduğumuz zaman muhataplarımıza, bazen karşılaşıyorduk programlarda falan, hiçbirisini okumadığını anladık. Demek ki yok hükmünde. Yani o öyle laf olsun diye bizim de programımız var diye çıkardılar. Ortada bir mutabakat falan da yok. Şimdi o yüzden de şöyle bir tehlike vardı Türkiye'de. Erken bir kriz, AKP'yi de aratacak bir iktidarla sonuçlanabilirdi. Bu toplum... Kolaycı çözümlerden vazgeçmeli, kendi iradesini ortaya koymalı. Bu da ancak örgütlülükle mümkün. Peki bundan yola çıkarsak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu yenilik, yenileşme hareketine nasıl bakıyorsunuz Türkiye Komünist Partisi olarak? Yani bir ayrı bir parti. Dolayısıyla hani ancak dışarıdan gazel okuyabiliriz. Öte yandan da önemli bir parti çünkü solun önünü kesen bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi tam öyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sol parti olarak kabul edecek mi, ediyor musunuz diye soracaktım. Hayır. Söylediniz hayır. Zaten. Artı şöyle bir mesele var. Bunu defalarca söyledim. Değişim diyenlerin neyi değiştirecekleri de belli değil. Yani ben 3 isim çok çıktı öne değil mi son dönemde? İşte Sayın İmamoğlu, evet. Sayın Özel Özgür, ve sen, Kılıçdaroğlu genel başkan olarak. Şimdi bu 3 ismi yan yana koyun. Sağdan sola dizin, soldan sağa dizin. Şeyi anlayamıyorsunuz. Yani kimi
Türkiye'nin siyasal haritasında nereye yerleştireceğiniz belli değil. Evet. Hangisi daha sağcı, hangisi daha solcu? Buna dair bir fikir çıkamıyor ortaya. Çünkü ortada bir o değişimin arka planı boş. Şimdi o yüzden de bir değerlendirme yapmak çok zor. Ortada bir değişim falan yok. Yani sadece isimlerin değişmesi desek, şimdi mesela Sayın Özel'de kaç yıldır ben bildim bileli Cumhuriyet Halk Partisi önemli görevleri var. Evet. Ya Kılıçdaroğlu döneminin simge isimlerinden bir tanesi. Grup başkan vekiliydi. Evet. Meclis. Yani kendi kendine bir değişim mi yapacaklar? Yani neyi değiştirecekler? O yüzden bu Erdoğan zaman zaman çıkıyor. Kim İstanbul'u bu hale getirdi diyor. 20 yıldan sonra ona benziyor. Evet. Evet. Yani eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim ihtiyacı varsa Cumhuriyet Halk Partisi'ni kim bu hale getirdi? Eğer değişmesi gerekiyorsa. Şimdi o yüzden de yani biz zaten şunu anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de emekçi halk bu CHP bariyerini aşması gerekiyor. Evet. Ki evet, o ayağa kalkalım. Şöyle aşması gerekiyor derken önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendini aşması gerekiyor. O onda mı sorun? Yani ama bu Türkiye'nin sorunu. Çünkü Türkiye'nin Cumhuriyet'in kurucu partisi ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümündeyiz. Çağının çağdaşı bir Türkiye olarak işte 10. yıl marşında özetlenen hareketin devamını hep bekledik. Maalesef olmadı ve bugün onun gerisine düşme tehlikesiyle yani başa mı döneceğiz? Ne diyorsunuz 100. yılda? Başa mı döneceğiz? Şimdi 100 yıl öncesine geri dönemeyiz. Ama şurada geri dön... Yani yeni bir kuruluş gerekiyor Türkiye'ye. Eskisinin ıslah olma şansı yok. Bakın 100 yıl önceki hareketin önemli kısmı neydi? Yalnızca işgale değil, çürümüş bir imparatorluğun sembolüne karşı, işte Osmanlı sarayına karşı bir hamleydi. Değil mi? Milli mücadele. O yüzden Cumhuriyet çıktı. Burada bir kopuş var. Türkiye'nin yeni bir kopuşa ihtiyacı var. O kopuşunda özü çok net kapitalizm. Yani Türkiye'nin kapitalizmle yeniden cumhuriyet değerleriyle barışması imkansız. Laiklikle barışması imkansız. Bağımsız bir ülke olması imkansız. Yani imkansızı istemekten vazgeçmemiz gerekiyor. Türkiye çürümüş, çürütülmüş durumda. Evet. Bir bakıma şöyle de baktığımız zaman çok ilginç bir dönem yaşıyoruz. Mesela komünist partilerde artık sanki böyle şey gibi hani saygıyla karşılanan müzede korunması gereken falan gibi görülmeye başlanıyor. Çünkü bu neoliberalizm ortaya çıktıktan sonra şeyler değerler çok aşındı, yıprandı. Böyle bilerek böyle göstermeye çalışıyorlar. Yani eskide kalan bir şey. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bir yanıyla doğru. Mesela Türkiye'nin en köklü partisiyiz. 1920'de tabii, şeye gidin, 1920 şeylere gidin, şeylere gidin, tabii. Kuruluşumuz. Ama öte yandan da köhneme açısından baktığımız zaman kapitalizmden daha dünyada köhnemiş, çürümüş ve müzelik başka bir oluşum yok. Hep söylüyoruz. İnsanlara hiçbir şey veremiyorlar. Şu haberleri izliyoruz değil mi? Sizi mutlu eden bir şey var mı? Kadın cinayetleri. İçimiz kararıyor. Korkunç bir şey. Savaşlar. Yani böyle gerçekten de hani siyasetle aktif olarak ilgilenmeyen birisi için ya yeter artık dedirtecek bir dünya var şu an. Evet. Bunun sorumlusu kapitalizm. Kapitalizm insanlığa hiçbir yerde iyi bir şey vaat etmiyor. ABD'de de vaat etmiyor. İngiltere'de de vaat etmiyor. Almanya'da da vaat etmiyor. Yani şimdi o yüzden de bu düzenin yıkılması lazım. Türkiye'de de yıkılması lazım. Niye? Bakın biz Cumhuriyet'in kuruluşunda iyi bir şey yaptı bu topraklar. Büyük bir hamle. Çok büyük. Umut verdi, heyecan verdi ve bir kopuştur. Şimdi geldik. Yeni bir kopuşa daha, ihtiyacımız evet, var. Kesinlikle yeni bir kopuşa ihtiyacımız var. Yani bu düzen böyle küçük reformlarla evet. Efendim parlamenter sisteme döneceğiz falan. Son dakikamız ben sözü size bırakıyorum Türkiye üzerine. Tamam o kopuş şöyle söyleyeyim. O kopuş mümkündür bir. İkincisi bu ülkenin geleceğinden, bu ülkenin bereketinden,
halkımızdan umudu kesmemek gerekiyor. Bu son derece önemli. Yani umudu kaybettik mi her şeyi yitiririz. Doğru. Ülkeyi de kaybederiz. Bir de ben buradan bir çağrı yapayım. 22 Ekim'de, pazar günü, biz Cumhuriyet'in 100 yıllık tarihine ilişkin hem sanatsal hem siyasi bir etkinlik yapacağız. İzmir'de Aşık Veysel Açık Hava Kompleksi'nde. Güzel bir etkinlik olacak. Gelebilen bütün izleyicileri ben oraya davet ediyorum. Bu aynı zamanda Dünya Komünist ve İşçi Partilerinin, Uluslararası Komünist ve İşçi Partilerinin her yıl yapılan bir toplantısı var. Biz bu yıl ev sahibiyiz. Geçen yıl Küba'da yapıldı. O toplantının sonunda gerçekleşecek. Dolayısıyla izleyicilerimizi Türkiye'nin cumhuriyetçi birikimini ve devrimci birikimini o akşam İzmir'de bizle beraber olmaya çağırıyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la birlikteydik. Siyaseti konuştuk, Filistin'i konuştuk. Yarın sabah ben yine buradayım. Forum hafta sonunda, pazar sabahı Hüsnü Mahalli ile